Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bu da kattaki arımız. Katta ne durumda? Önce bir kata bakacağız. En son kontrollerinde anneleri yukarı çıkmıştı. Yumurta atmaya başlamıştı. Biz de yapacağız, bakacağız yüzük yüzük var mı? Bu arı 9 Mayıs'ta yani satıyor ya. 9 Nisan'da mı da kat atmıştım yani tam hatırlamıyorum. Videolarımda var da şu anda şey olarak hatırlayamadım. Evet. Kattaki arımız maşallah. Çok güzel. Katı sarmış tamamen. Doldurmuş. Tamamen doldurmuş. Bir bakalım yüzük falan var mı? Anneleri yukarıda ne yaptı? Sütaları yeni verdim. Devamlı 2 güne bir her gün çitekledim. Bu boş bir çite. Boş bir çite. Şöyle alalım. Kraliçe kattaydı en son. Buna stok depolamış. Bu stok ne olduğu için bununla diğerini yer değiştireceğim. Biraz duman verelim buna. Evet, burada şu üst bölgeye komple C'ler var. Annelerimiz oralara yumurta atmış. Bu tarafa dönelim. Bu taraf da aynı. Ilgarayı balasım zamanı yaklaşana kadar kullanmıyorum ben. Alt köşelerde günlükler atmış annemiz. Kattı arkadaşlar. Maşallah. Arılar erken gelişti. Kata satmadım. Muhtemelen anne yapar çıkmış ki. Kat yavru görüyorsunuz. Üstlerde ince bir kemer. Boş yerlerde, köşelerde larvalar var arkadaşlar. Bu zamanda kata çıktılarımız. Havalar iyi. Evet, bu da hatta çektiğimiz bir çiteydi yanlış hatırlamasam. Buralarda heves memesi gördüm. İçinde güç var mı? Bakmak istiyorum. Boş. Boş. Evet, alttan
İki çıta çekip ilk baştan yanlarına duvar çıtası girmiştim, kabarmış çıtalarda. Sonradan ara ara ilerledikçe çıta ekledim. Yani bugün ayın 23 Nisan, 9 Nisan'da yaptıysam bunu. Evet, kraliçe burada. Kraliçe burada. Bakın, şu arada saklanıyor. Kırmızı boyalı, bak el demir ucunda. Maşallah. Tehdit düdükleri var. Evet, memeleri. Ama elbisi boş. Yani oğlan niyetlendiğini gördüğüm anda gözün yaşına bakmam. Gözlerim. Çünkü oğlan niyetlendiği zaman daha da vazgeçirmek zor oluyor. Havalar da iyi bu sene. Bakın bu da yumurtalı. Boşluğa hurgunluk basmış. Aynı bu şekilde de boşlukta komple günlük var. Buna stok basmış. Yerine bakalım. Burada komple stok serpiştirmiş. Bu yeri de kalsın. Buna şimdi bir tane daha çıta gireceğim. Tam yumurtlamaya müsait çıtalardan. Şöyle sağdığım çıtalardan. Tam yaptığım çıtalardan. Alt kata da bakmak istiyorum. Muhtemelen yoktur ama yine de kontrol etmek lazım. Alt kata da bakalım. Saldıran arı bu kovandan değil. Bir önceki baktığım kovandan. Yine de stok basmış. Nerelerden bal geliyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Daha bu arı sıkışmamış. Çünkü altta o kadar yoğun değil. Buna da stok basmış. Bunlar yavrasın diye vermiştim ama anneler aşağı inmemiş herhalde, yukarı çıkınca
Ekar'da kalmış. Stok, polen. Evet. Yavrulu çıta. Bu da yavruyu sökmüş. Şu taraftan söküyor yine. Şu taraf. Evet. Bu taraf yeni kapanmış, bu taraf eski kapalı. Renklerinden belli. Ama o olmayan şey yok zaten, sıkışma da yok arada, görünmüyor. Her evet. Zaman alt katı kontrol edemiyoruz, açmış sayı. Sıradan bakayım dedim. Sıkıntı yok. Biraz altı seyrek ispata göre, alt nüfus seyrek. Görüyorsun bunları da kapatma işlemi. Yani arı aşağı inmemiş kraliçe. Yukarı çıkmış öyle kalmış. Burası stok, bundan sonra yüzük olmaz zaten. Kata çıkan arımızda böylelikle uğul kontrolü yapmış olduk. Şu çıta Bismillah. Evet, kartımız da rahatça oturdu. Yengeci falan güzel. Evet, kattaki arımız bu şekilde arkadaşlar. Stok durumları fena değil. Zaten dün akşam beslemiştim, 1 litre şurup vermiştim. Dışarıdan da bir şeyler bulunuyor. Evet, görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşça kalın.